Merhaba, ben Aysun Aydoğan. Dernek aktivistlerindeyim. Derneğimiz Tuzluca Kadınları Dayanışma Derneği 23 Nisan 2016 tarihinde açıldı. Kurucu üyelerindenim. Dernek kurmamızdaki amaç kadınlarla kafelerde buluşuyorduk, oralarda oturuyorduk, sohbetler ediyorduk. Artık kafelere sığmaz duruma geldiğimizde, neler yapabiliriz dediğimizde, birlikte bir şeyleri başarmaya başlayınca dernek kurmaya karar verdik. Dernekle birlikte kendi çevremizden daha çok çevreye ulaşmaya başladık. Daha çok kadına, daha çok yaralara belki ya da sevinçlere ulaşmaya başladık. Üçüncü senemize girdik. Büyüdük. Büyümeye devam ediyoruz. Kadınlarımıza, kendi bulunduğumuz mahalledeki çocuklara, elimizden geldiği her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Dernekte kurslarımız var, panellerimiz oluyor, eğlencelerimiz oluyor, gezilerimiz oluyor. Gündemle alakalı gündemi takip edebiliyoruz, her şeye müdahale edebilme şansımız nereye kadarsa onu yapabiliyoruz. Bu şekilde devam eden bir derneğimiz var. Peki bu mahallede bulunan kadınlara yönelik kendi özgür çalışmalarıyla nereden bahsedebilir misiniz? Özgür çalışmalarımız en yakın zamanda olan bir şey, bir istismar olayında bunun öncülüğünü yapıp bu olayın takipçisi olabildik. Çocukları, anneleri bilinçlendirmek adına eğitimler düzenledik. Elimizden geldiğince çevremizdeki köy dernekleriyle bile etkinlikler yapabilecek durumdayız. Kendi başımıza basın açıklamalarımız, yürüyüşlerimiz, her şey yapabiliyoruz. Ama elimizden geldiğince. Derneğimizde okuma yazma bilmeyen kadınlar için okuma yazma dersleri verilmekte. Kendi üyemiz olan, kurucumuz olan hocamızla birlikte veriliyor bu dersler. Şimdiye kadar 15-20 üzerinde kadın okuma yazma öğrendi burada. Çocuklarımıza İngilizce, Türkçe, matematik dersleri veriliyor. Bunları hep gönüllü öğretmenlerin katkısıyla yapabiliyoruz. Gelen bütün öğretmenlerimiz gönüllü. Gelen velilerimiz durumu olmayan, ihtiyacı olan, özel kurslara gönderemeyen velilerden oluşuyor. Çocuklar için drama dersi, kadınlarımız için drama etkinliği yaptık bugüne kadar. Tel kırma dersleri, kokulu taş dersleri, etkinlik üzerine birçok şey okulla birlikte başlayıp okulla birlikte kapanıyor bu etkinliklerimizde. Şimdiye kadar güzel bir etkinlikler oldu. Panellerimiz oluyor. Her ay mutlaka gündemle alakalı bir panelimiz ya da iki panelimiz oluyor. Eğitimlerimiz isteklere bağlı bu kadınların bir araya gelip şu eğitim almak istiyoruz dediğinde eğer o eğitime verebilecek kişileri bulursak bunu verebiliyoruz. Halk oyunları derslerimiz oldu. Bu dönemle birlikte saz derslerimiz başlayacak. Çok fazla talep var hem çocuklardan hem kadınlardan. Bu şekilde devam edeceğiz. Peki bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde her yıl atlanan, bundan doğru nasıl bir çalışmamız var? 8 Mart, kendi başımıza yapmıyoruz bunu. Çevremizdeki köy dernekleriyle önceden bir araya gelip bunun organizasyonunu yapıyoruz. 2-3 ay önceden başlayan bir toplantılarımız oluyor. Neler yapabilirizle ilgili. Birlikte karar alıyoruz. Bir yer kiralıyoruz. Basın açıklamasını yapıyoruz. O günü insanlara tekrar anlatarak. Kadınlar o günü o günü acı içinde yaşamak yerine mutlu olarak yaşamayı genelde tercih ediyor burada. O sonuç çıkıyor. Eğlencesini düzenliyoruz. 8 Mart'ı köy dernekleriyle birlikte kutluyoruz. Tek başına hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Bir araya geldiğimizde bunu başarabildiğimizi öğrendik biz burada hep birlikte. Biz bile bu kadar bir şey yapabileceğimizi bilmiyorduk açıkçası. Hani kadınlara şunu söylüyorum. Evlerde televizyonun karşısında kilitli kalmasınlar.
bir araya gelsinler, birbirlerinin acılarını, mutluluklarını hep birlikte paylaşsınlar. Merhabalar, ben Tosuçayır Kadınları Dayanışma Derneği'nin asıl kurucularından Esengül Başaran. Bu derneği kurmamızın amacı bütün Tosuçayır kadınlarla birlikte emek harcayarak kurduk. Derneğimizin kadınlarla birlikte daha çok kadına ulaşmak, daha çok mutluluğu, hüzünü, mücadeleyle birlikte çoğaltmak için açtık. Dernekte en ilgi gören kurslarımızdan sonra kıyafet alışverişi dediğimiz bir durumumuz vardı. Bu insanların ikinci el kıyafetlerini çöpe atmayıp bizlere getiriyorlar. Bizler de gelen bu kıyafetleri ihtiyacı olanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Daha sonra Ankara'da düzenlenen kermeslere katılıyoruz. Bu Çankaya Belediyesi'nin Kadın Emeği Festivali kadınlarla birlikte pikniklerimiz ve gezilerimiz oldu. Onlara katılmaya çalıştık. Bu durum 3 gün sürmüştü. Daha sonra öğrenciler için burs verilmesi noktasında öncülük etmeye çalışıyoruz öğrencilerimiz için. Daha sonra ileriki durumlarda eğer ekonomik durumumuz çok çok iyi olursa derneğimiz adına üniversite öğrencileri ve okuldaki maddi durumu olmayan öğrencilere burs vermeye çalışmayı düzenleyeceğiz. Mesaj olarak da ne diyeyim, bütün şehirlerdeki kadın derneklerin yayılmasını isteriz. Kadın derneklerinin kurulmasını ve çaba göstermelerini sağlamasını isteriz. Daha sonra da bizim kendi sloganımız var, Tosuçayır Kadınlar Derneği'nin. Yan yana birlikte daha güçlüyüz.